Evet efendim, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Lak Kargo'nun kurucularından yanımızda bir beyefendi var. Sizler çok iyi tanıyorsunuz fakat biz kendisini fuarımızda yakaladık ve standına ziyaret ettik. Kendisiyle mini bir röportaj yapma teklifimizi kendisi de kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Koç Ali Al Bey ile birlikte güzel bir söyleşimiz olacak. İzleyicilerimize, Ege Metin izleyicilerine sizden, kendinizden biraz bahseder misiniz efendim? Evet. Ege Net TV'ye de başarılar diliyorum. Tabii yöneticisi çok eski arkadaşımız. Benim bu sektörde 50 yılım olmuş. Bu sektörün her evresine, sektörün her sorunlarını, her gelişmesini Ege bölgesinde takip eden, yapan 35 yıldır da İzmir'de Ticaret Odası'nda bu sektörü temsil eden bir meclis üyesiyim. Sektörün Türkiye sorunlar değil, dünya sorunlarını biliyorum. Bu konuda ihtisaslaştım. Tabii böyle zirvenin yapılması İzmir'de büyük bir başarı. Keşke sektöre zirveler biraz daha yapılsa. Ben vazifeti bu konuda kutluyorum. İzmir için iyi bir girişim. İzmir'de yeni markalar, yeni istihdam şeyleri yaratmak lazım. Ancak bu zirvelerle artık dünya değişiyor. Dünya globalleşiyor. Ülkelerin önemi kalmıyor. Şirketlerin, markaların önemi çıkıyor gündeme. İstediğiniz kadar bir şey yapın diye iyi bir markanız, iyi bir şirketiniz yoksa o kentin de bir anlamı yok. O ülkenin de bir anlamı yok. Görüyorsunuz kurumlaşmış firmalar çok ciddi şekilde bakıyorsun dışarıdan büyük bir sermaye. Çünkü dünyada ticaret gittikçe azalıyor. Karlılık payları azalıyor. Ne yapıyor? Herkes yeni evlilikler yapıyor. Yeni birleşmeler yapıyor. Yeni satın almalar yapıyor. Bu Basifet'in yaptığı işte 7-8 tane İzmir'deki işçi kuruluşların Basifet'in altındaki arkadaşları kutluyorum. İyi bir şey yaptı. Biz de Nakkar olarak hep böyle markalaşmaya, yenileşmeye açık bir firmayız. Genelde böyle etkinliklere, fuarlara falan filan katılıyoruz. İzmir'de olsun iyi bir markamız var. Türkiye çapında örgütlüyüz. 81 ilde varız. İzmir'in yüz akıyız. İzmir'den Türkiye'ye ışık saçan bir firmayız. Biz hedefimiz dünya markası olmak. Türkiye markasından çıkıp dünya markası olmak. Belki bizim ömrümüz yetmez de bizden sonraki nesiller falan bunu becerir. Biz onlara köklü, kurumsallaşmış, kadroları profesyonel olan bir firma bırakmak istiyoruz. Becerebilirsek onu yapıyoruz. Mücadelemiz onunla ilgilidir. İzmir'i temsil etmek, Türkiye'yi temsil etmek, Türkiye'de daha yeni istihdam alanlarını yapmak, daha çok insana iş, aş, ekmek vermek. Bütün hedefimiz o bizim. Ne güzel, çok köklü bir kuruluş diyorsunuz Nak Kargo. 50 yılımız oldu. 50 bizim 15. yılımız ama bizim sektörde Koç Ali olarak 50 yıldır varız. Evet. Türkiye'de ilk nakliye borsasını kuran birisiyim. Şu anda da bilesiniz diye Kemalpaşa'daki lojistikle ilgili yeni bir şirket kurduk. Annem şirket. Yönetim kurulu başkanıyım onun ben. İzmir'deki firmalarla gerek yurt içi gerek uluslararası biliyorsunuz. Hükümetin de 35 projenin arasında vardı. Kemalpaşa Lojistik, lojistikle ilgili ben İzmir'deki bu sektörün temsilcileri olarak bu 3 milyon metrekare yani 3000 dönüm alanı dışarıya kaptırmamak için İzmir'deki müteşebbisler, lojistik sektörünün ileri gelenleriyle ortak bir İzmir projesi geliştiriyoruz. Koç Ali Al'ın hiç projesi bitmez. Her gün yeni bir proje, yeni bir beyin, yeni bir sabah, yeni bir güneş, yeni bir akşam diliyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel olsun efendim. Başarılar diliyorum. Egenet TV'de tabii bizim arkadaşımız uzun yıllardan beri ticaret odasında tanıyorum. Ona başarılar diliyorum. İnşallah İzmir'de, Ege'de iyi bir televizyon da kurar. Bütün talebimiz bu. Kendisine başarılar diliyoruz. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim.